Şimdi bir takım yani hazırlıkların tuhaf böyle operasyonları olacağına ilişkin böyle bazı figürlerden de feedbackler alıyoruz. Bana göre bunlardan bir tanesi Cübbeli Ahmet. Artık derin cübbeli falan diye de adlandırılabilir. Yani aslında bu figürleri böyle ana merkez medyanın unsurları başımıza bela etti. Yani her şeyi normalleştirenler de bunlar. Defalarca eleştirdim. Bir kere daha eleştirebilirim. Biz Fatih Altaylı sayesinde böyle bunların çok normal bir takım şeyler olduğunu gördük. Ancak bunlar sonuç itibariyle geldiğimiz noktada böyle devlet adına ya da devletin içerisinde yer alan gruplar adına pazarlık grubuna da sahip bir takım noktalardalar. Şimdi neden bunları söylüyorum? Bir kere birkaç paylaşımına bakmak lazım Cübbeli Ahmet'in. Geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli'nin yanında olduğuna ilişkin hem de tam da bu FETÖ'cülük meselesi üzerinden bir takım paylaşımlarda bulundu. Bu birincisi. Sonrasında böyle sanki alttan alta yine bize o darbedeki figürleri böyle bir sevdirmeye uğraşıyorlar ki o figürlerin bir kısmı ulusal unsurlar tarafından da kullanılıyor. İşte Cihat Yaycı gibi, FETÖ'nün mucidi. Ama arka planda hiç kimse şunu konuşmuyor Figen. Ya milli savunma sanayinin durumu, Cihat Yaycı, bu operasyonları, bu FETÖ-METRE durumlarını ortaya koyarken neden İstanbul FETÖ borsasında adı geçen Cihan Ekşioğlu'yla Paramount Otel'de buluşuyor filan? Bunları kimse konuşmuyor, arka plan kimse konuşmuyor ama bu figürler böyle gözümüzün içerisine sokuluyor. Ve bu gözümüzün içerisine sokanları da işte bu figürler üstleniyor. Cübbeli Ahmet dün akşam itibariyle de bir tweet attı. Feyza Altun meselesini birazdan konuşacağız. Buna ilişkin bir tweetti. Yani şunu da anlamlandırmak çok zor. Türkiye bir şeriat isteriz. Şeriat istemeyiz tartışmasının içerisinde mi? Biz bunu niye tartışıyoruz? Buna da buralardan bakabiliriz. Birileri topluma ayar mı veriyor? Birileri sözcülük görevini üstlenmiş, topluma bir şey mi söylemek istiyor ya da bir yol haritası mı belirletiyor bize? Bunu bir değerlendirmeni istiyorum. Valla bu yani topluca bakıldığında bu çıkıyor. Bu çünkü çok elverişli bir tartışma konusu ve oya tahvil edilmesi de çok elverişli bir malzeme. Senin çizdiğin çerçevede haklısın. Bu yol bize açılmış durumda. Ya dikkatli davranmamız lazım. Yani bunların oyununa, bunların cevap verirken aynı bildiğimiz reflekslerle cevap vermememiz lazım. Biraz daha şaşırtmak lazım. Belki daha farklı üsluplar kullanmak lazım. Cübbeli Ahmet'in o tweetlerini üzerinden mi konuşalım yoksa Feyza'nın üzerinden mi Önce önce? bak şöyle yapalım. Önce Cübbeli Ahmet'in tweetleri, sonra Verelim onu. karanlık figürlerin, yani bir takım aparatlar var. Cübbeli Ahmet gibi işte Devlet Bahçeli'nin yanında yer alıyorlar. Darbede kullanılan figürlerin yanında yer alıyorlar. İşte böyle sanki AKP MHP arasında bir arabuluculuk görevini üstlenmişler filan. Bir yandan da rejimin ne olacağına ilişkin o figürler üzerinden mesajlar veriyorlar. Cübbeli Ahmet bu anlamda çok kritik bir şey, figür. Ama bir yandan da böyle şeriat isteyenler, şeriat toplantılarına katılanlar, işte Atatürk'e hakaret edenler var ve bunları da biz bir biçimde el ele görüyoruz. O el ele gördüklerimizin arka planda Osmanlı ailesini görüyoruz. Filan sanki böyle bir yüzyıllık ödeşme gibi de bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu noktada da böyle karanlık figürler de ortaya sunulmuş. İşte Şevki Yılmaz gibi, Halil Konakçı gibi, hatta el ele görüntüler vermeleri çok manidar geliyor bana. Bunu da yargıya ilişkin ve bu aparatlara ilişkin değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Yani bu artık tamamen bir kuşatılmışlık var. Hiçbirini diğerinden azade tutamazsın. Yani bir iktidar yapısı içinde ama neyi ne kadar yani bizi bunun homojen olup olmadığında emin değilim. Gerçekten emin değilim. Çünkü
bir çatışma olduğunu biliyoruz. Yani bir yerleşme, bir kanatlar, herkesin bulunduğu pozisyonu tutma çabası. Bize ne kadarı gerçek, yani biz ne, hangi algılar, o algıdan o algıya da, yani dalgalar arasında yuvarlanır gibi yuvarlanıyoruz düşüncesindeyim. Çok net okuyamıyorum ama çok üzüldüğüm bir şey var. Yani 1789 yıllarının, yani laiklik gibi hepimizin hayat damarları, iksiri, yaşam iksiri olacak böyle önemli bir kıymeti toplum olarak bir arada sahiplenemiyoruz. Ve biz bu tartışmayı yapmak durumunda kalıyoruz ve maalesef yani 120. yılını aşmış bir asırlık cumhuriyette bu mesele hala tartışılıyor. Ben ne diyeyim, ben üzgünüm ya, başka bir şey yorumlamak istemiyorum. Hiçbirisinin ne bize ne verdiğini de tam sağlıklı yorumlayabilecek durumda değiliz. Şu Danıştay olayında bile nasıl bir algı operasyonu yaratıldığını görünce ben kim onunla aracı, kim bununla aracı gibi de düşünemiyorum. Belki de Cübbeli de kendisine ait sıkıntıları var. Belki de öyle bir pozisyon tutma gereğini duyuyor. Yani daha fazla geniş bir okuma yapabilecek inan ki bilgim yok. Normal değil bu kadar bu yancılık, bu paylaşımları, ara buluculuk görevi, bu yani Türkçülüğe bu kadar veya ne bileyim işte Bahçeli'nin tavırlarına bu kadar övgü. Ben farklısını düşünemiyorum. Yani herkesin kendi bulunduğu pozisyonu koruma gayreti içinde olarak bir takım faaliyetleri olduğunu düşünüyorum. Bir takım algı operasyonlarında kullanılabileceklerini de düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle bir görev görüyor benim anladığım kadarıyla. İşte bir yandan Zafer Partisi tartışmaları var. Onlar böyle Türk kimliği üzerinden gidiyorlar genelde. İşte mültecilere karşı çıkılıyor. Bir yandan da çok çarpık bir tartışma ortada. Hilafet tartışması, ümmetçilik meselesi filan. Tam da buralarda işte Cübbeli Ahmet gibi kişilerin, figürlerin bu ümmetçilikle Türkçülük arasında bir tutkal olarak kullanılıp bu iktidarın sürmesine aracılık ettiklerini, yani hangi taraftan bunun istendiğini bilemeyiz ama bunu görmek de çok zor değil. Tabii bu arada şimdi Feyzi Altun meselesine de buradan bakacağız. Hani dil Nobran mıydı? Feyzi Altun avukat arkadaşımız eleştirildi. Hani böyle bir Nobran ifadeye gerek var mıydı filan, bunları konuşabiliriz. Ayrı mesele. Yani üslubu konuşabiliriz, üslubu tartışabiliriz ama şunun tartışmasını elverişli bulmuyorum ve sağlıklı bulmuyorum. Aslında yani burada bir sünni yani plastik bir kavga çıkarılmıyor. Ya yani her seferinde aslında bir şeriat isteriz dayatması yapılıyor. Böyle bir dayatma yapılıyor. Yani aslında dindar kesim mağdur değil, laikler üzerinden böyle bir korkutma operasyonu yapılıyor her seferinde. Biz bu işi istiyoruz kardeşim filan gibi. Buna karşı çıkanlar, yine söylüyorum, dili tartışabiliriz. Nobran bir ifadeyse bunu tartışabiliriz. Ama yani ben şuna inanmıyorum. Bu plastik kavgalar çıkarılıyor. Laikler de buna çanak tutuyor meselesine çok inanmıyorum. Çünkü görüyorum ki bu tartışmayı aslında iktidar tarafından sahaya sürülmüş kişiler başlatıyor. Yani biz bunu işte milli maçta da Suudi Arabistan'da da yaşadık. O hilafet tartışmaları Filistin'deki devam eden olayların üzerine de yaşadık. Yani hilafet bayrakları açıyorsunuz, toplumun bir kesim bundan tedirgin oluyor ve bunun üzerine bir laf söylüyor. Sonra da laf söyleyenler vay dine karşı, vay Allah'a karşı, vay kitaba karşı diye tukaka ediliyor. Bunun karşılığında da Diyanet hani şu tutuklansın, bu tutuklansın diye hedef gösterme cüretini kendisinde görebiliyor. Yani meseleye ben böyle bu noktada iki taraflı bakmıyorum. Yani herkes, evet tabii ki herkes kendi düşüncesini yaşamalı. Herkes tabii ki kendi düşüncesini savunmalı. Ama şunu da açıkçası ortaya koymalıyız. Yani Feyzi Altun böyle bir tweet attı. Ama bunun karşılığında bunun altını çok daha sert doldurdunuz. Ya cariyelik istediğiniz. Bu adamlar ne yapmak istediğini biliyor. Yani Feyza Altun üzerinden bir cariyelik tartışması açtınız. Dolayısıyla burada hani böyle dine hakaret filan filan gibi çok basit bir mevzu görmüyorum.
burada bir cariye kültürü, burada bir ganimet kültürü, burada bir rejim değiştirme isteğini de ben algılayabiliyorum net olarak. Bir şeriat tartışmasını, laikliğe vurulabilecek herhangi bir tartışmayı da düşünüyorum. Çünkü toplumu aslında bu kesimler irite altına sokuyorlar diye görebiliyorum. Yani Erkçuk, bunda haklısın. Bir kere ben bu konuda ortada suç olmadığını söylemek isterim. 1976 Handicide efsane karardır. Tüm dünya bunu bilir, benimser ama tabii ki uygulamaya gelince bizim gibi ülkeler burada geri düşer. O nedir? En ağır ifade, en kafa küfürlü konuşma, sansasyonel, şok edici ifade de koruma altındadır. Evet kabaysa, evet ağır eleştiriyse onun ayrıca toplumda karşılığı bulunur. Yani bunun takdiri oradadır. Ama suç yokken alıp da bu şekilde gözaltına almak, evinde arama yapmak, bir genç orada gözaltı süresini zulmedecek şekilde bekletmek. Niye bekletiyorsunuz ya? Toplayacağınız delil mi var? Ondan sonra ve tabii ki adli kontrol şartıyla, yurt dışı çıkış yasayla serbest bırakmak. Şimdi burada Feyza da hukukçu. Bir kere bunu bilmek lazım. Öyle bugün verilen karar iyi bir karar değil. Yani hakim de burada tutuklama koşulları var mı ki adli kontrol uyguluyorsun? Hem de en ağırından 2 gün verecek, yurt dışı çıkış yasağı verecek vesaire. Burada suç yok. Suç yok, tutuklama koşulları yok. Adli kontrol de uygulanamaması gerekiyordu. Ama şimdi savcının itirazını gördük. Herhalde bir karar çıkmadı zannediyorum. İnşallah da o itiraz da reddedilir. Yani bu benim arzu ettiğim şudur. Yani tabii ki öyle bir ülkede değiliz. Şeriat isteyenler, o taraftakiler de öyle o üslupta değiller. Ama bu tartışmanın seviyesinin bu olmamasını çok arzu ederdim. Neden ederdim? Yani artık 21. yüzyılda zaten laiklik tartışılıyor olmaması lazım. Laiklik tartışılıyorsa da bu konu böyle bir üslupta tartışılmaması lazım. Ama maalesef gerçeğimiz bu. Bu şekilde tartışıyoruz ve çok çirkin bir şekilde kadınlara, yani Taliban kafası istiyorlar. Ama bu şekilde de buna karşı çıkanlar da var. Biz bir arada yaşayacaksak bunun yolunu tabii ki hukuk sağlaması lazım. Ama hukuk iktidarda, hukuk var mı? Hukuk iktidarda değil. Yani hukuk hükmünü sürecek, saltanatını sürecek pozisyonda değil ve bu çatışmalar maalesef yaşanacak. Çirkin mi? Evet. Çok çirkin kadınlara yönelik o saldırılar. Şeriat isteyebilirsin. Kendi kendine şeriat gibi de yaşayabilirsin. Ama kardeşim burada şeriatın benim yönetim şekli olarak benimsemene engel var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre laik. Laik kalacak. Sen şimdi şeriat istiyorum diye bunu dayatırken bir de hakaret, bir de aşağılamayla gelemezsin topluma. Geldiğin zaman elbette tahrik unsuru oluşuyor yani. Buna toplumu geriyorsun ve bu gerilimde de işte bu şekilde de olaylar yaşanıyor. Ama ben tekrar şunu söylüyorum. Yani buradan çıkış, bu kime fayda sağlıyor? Biz aklı başında olanlar, bu çatışma, bu karşılıklı, bu geldiğimiz noktadan kim fayda sağlıyor? Biz bunu tecrübe ettik, biliyoruz. Fayda sağladılar, 22 yıldır yönetiyorlar ve biz bunu kırmanın yolunu başka bir şekilde, başka bir dille bulmak zorundayız. Neden? Çünkü aynı kapı şeyde değiliz. Aynı seviyede değiliz. O zaman biraz iş bize düşüyor, bulmalıyız. Yani bu sarmaldan, bu saldırıdan, kendi ülkemizdeki yaşadığımız bu huzursuzluktan, bu kadınlara yönelik çirkin yaklaşımlardan kurtulmalıyız. Hep birlikte dayanışma içinde olmalıyız. Bu Feyza Altun yalnız değildir demek de olmuyor yalnız. Yani ben onu söyleyeyim. Feyza Altun, evet benim sevmemi bilirsiniz. Ben mesela benim benimseyeceğim bir üslup değil ama şuna da çok karşıyım. Aa, bir kadın böyle bir küfür mü etmiş? Küfrü kimse etmeyecek arkadaş. Erkek de etmeyecek, kadın da etmeyecek. Yani kadına ayrı bir muamele. Erkek edince, erkek bu lafı söyleyince çok mu makul karşılanabilir? Bir kere buna karşıyım. İki, yani şeriata değil laikliğe deseydi, aynı küfür üslubuyla deseydi ne olacaktı? Bunu sormak isterim. Demek ki ahlak anlayışımız ahlak tanımına uygun olarak şekillenmiyor. Sonlarda göre şekilleniyor. Meşrebinize şekilleniyor. Bunu kırmamız gerekiyor. Yani burada kadın erkek ayrımından ötürü
bundan çok rahatsızım. Feyza Altun yalnız değildir diyenler de madem Feyza Altun gibi cesaretli davranabilsinler. Öyle değil mi? Hani burada kendi klavye başında herkes savunmaya çıkmasın. Tamam, ben şunu da yanlış anlaşılmasın. Yani o üslupla, küfürlü üslupla sahip çıkılsın değil. Ama evet, Türkiye laikleri daha güçlü bir şekilde dayanışarak bir arada yapabiliriz. Ve bunun üslubunu da daha fazla, daha büyüyerek, daha kalabalıklaşarak yapabileceğimiz bir üslubu da bulmalıyız düşüncesindeyim. Figen, şunu gözlemlemek mümkün. Yani iktidar çok enteresan bir sistem kurmuş. Yani bunu hani bu buralarda bizim ne alakamız var, AKP bu tartışmaların neresinde filan gibi başka yerlere yüklemek çok anlamlı değil, çok anlamlı görmüyorum. Neden? Bu sistem şöyle çalışıyor. İşte aparatlar müessesesi var. Halil Konakçı gibi. İstediklerini istedikleri gibi dile getiriyorlar. Ardından troller harekete geçiriliyor. Onlar başka istekleri dile getiriyorlar. Sonra bunlara karşı çıkanlar avlanıyor. Yargı dağıtmaya başlıyorlar. Tutuklansın, gözaltına alınsın sözleriyle. Ardından da savcılar bu görevi alıyorlar. Başlarının üstüne koyuyorlar, denileni yapıyorlar. Hatta bu tutuklamalar gelmezse de sonra iktidarın başka ağır topları, onların akrabaları, Fahrettin Altun'un kuzeni gibi harekete geçiyorlar. Bir de itiraz ediyorlar. Yani burada çok bütünsel, yekpare bir oyun olduğunu görüyorum ben. Yani AKP bizi bir şeyin içerisine sürüklemek istiyor. Bunu net olarak görüyorum. Evet, burada dikkatli olunabilir mi? Mümkün olduğunca olmak ve üslubu bozmamak gerekiyor. Fakat şunu da bir paranteze koymak istiyorum. Akıl almaz bir terbiyesizlik üslubu AKP ve AKP trollerinde çok yaygın yani. Hani sadece bundan kadınlar nasibini almıyor. Bundan bir biçimde bizler bile nasibimizi alıyoruz. Bunu da ifade etmek isterim. Bu toplum ne yazık ki AKP geleneğiyle, MHP geleneğiyle birlikte ne tartışma üslubunu koruyabilmiş, ne isteklerinin arkasında durabiliyor. Herkes de birbirine düşman olmuş ve kutuplaştırılmış.